Başkanım, çarşıda yaptığınız bir ağırlığı vardı. Bu ağırlığı siz dediniz ki, hiçbir belediye başkanı vermek yok. Burayı otoparkın dahi açamaz dediniz. Evet. Şu an otopark açıldı. Şimdi açar. Ay 19'unda da ihalesi var, burası satılacak. Tabii. Neden? Tabii ben dediğim oldu işte. Bakın, ben hani bu şey var ya, başkanın da haberi vardı, şudur budur gibi. Ya kardeşim yok, bununla ilgili bir tane belge var. Benim haberim var mı yok mu ile ilgili bir tane belge var. 2 Aralık 2021 encümen toplantısı sonucu süre uzatımı istemişler. Ben reddetmişim encümeni. Bu ne demektir? Süre uzatımını reddettiğinizde 31 Aralık itibariyle iş fesihe gider. Ondan sonra da bu süreç yaşanır. Bugüne kadar yaşayarak gördük. Süreç gördük ve bu binayı şimdi belediye satar. O tarihte kim satıyordu? Satma yetkisi kimdeydi? Müteahhitteydi. Belediye, şu an belediye satar. O süreçler bitti. Sayemde bitti o süreç. Başkanım, Cumhuriyet Halk Partisi genel kurultayından sonra bir baba evine dönüş projesi başlattı. Siz evet. Daha önce ihraç olmuştunuz. Evet. Dönmek için müracaat ettiniz mi? Etmedim. Çünkü benim af dileyecek bir şeyim yok. Onların gelip benden özür dilemesi gerekiyor. Artık 3 saatten sonra böyle bir şey olmayacak. Kendileri bilir yani, hiç fark etmez. Siz hani az önce afiyet sormuştu, Bağımsız aday olacak sizin. Bir de tamamen oluşan günden bugüne İYİ Parti'nin aday olacağınız. Yok. Ben olur, bak kimin adayı olacağımı söyledim olursa. Benim partimin adı Bilecik İttifakı. Tamam mı? Bilecik İttifakı. Bilecik için Bilecik milliyetçiliği yapacak, mevki makam gözetmeksizin bu şehre hizmet üretecek herkes benimdir. Benim partimden. Benim partimin adı sorarsanız Bilecik İttifakı. Başkanım, şeyden devam et. Şimdi hani gelişmelere bakacağız, ona göre karar vereceğiz dediniz. Şimdi bu şartlar ne olacak? Yani atıyorum Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı mı sizi bağımsıza itecek? Yoksa ittifakların yapısı mı bağımsızı? Kişiyle ilgili ilgisizleştirmek için zaten bak istifa sürecimi bile buna göre belirledim. O kişiden bağımsız bir şey bu. Yani örneğin hala Cumhuriyet Halk Partisi ilan etmedi. Yarın ön seçim kararı alsın, ben tamamen yok, benim ağzımdan çıkmış. İsterse o sandıktan çamur çıksın. Ben arkasındayım. Sonu kapanır yani. Yani ben o kişiden bağımsızlaştırmak için uğraşıyorum. Ben inanın yarın yapsaydım bir türlü kişiden bağımsızlaştıramayacaktım istifayı. Çarşısında geçen göre satış kararıyla ilgili onur bölgesinin satışı ihaleye çıkmışlar. Evet, öyle duydum. Kamuoyunda da Hıdrat Serhat arkadaşım bahsettiği gibi Pazartesi, Ocak Pazartesi birleşiminde borçlanması çıkmadı. Borçlanması çıkmadı. Hatta bir iki gün sonra da adı geçen kararın satış kararı duyuruldu. Kamuoyunda çok etik olmadığı konuşuluyor. Yani seçim üzere böyle bir yerin satışının doğru olmayacağı bir yerin konuda fikirleri. Yani bence fark etmez yani satış ihaleyle, açık ihaleyle, ulusal düzeyde ilanla yapılacaksa, yani raconuna göre yapılacaksa, bence olay gittiyse, taraflar satma kararı aldıysa her zaman yapabilir. O sonuçta belediyenin resmi parasıdır. Oraya girecek ve vatandaş için harcanacak yani. Bunda bir sakınca görmüyorum. Başka yine kamuoyunda çok konuşulan bir konu var. Mahkeme süreci devam ediyor. Evet. Çok sözlere girmeden yargı süreci devam ettiği için. Masa raporunuz geldi mi? Biraz önce. Bir yıl iki ay oldu. Niye yayınlamadınız diye ne, istemek ne önde geldi? 211 bin lira mal varlığında eksilme var. Ve bakın bizim masa raporu incelememiz nasıl biliyor musunuz? Nasıl? Serpil Hanım oğlunun motor vergisini birine ödetmiş, 359 lira, o havaleye kadar detaylı incelemiş. Bir kuruş kaçıramazsınız. Ben onu hep söylüyorum. Bu bana uygulanan MASAK raporunun
en detayına kadar böyle yapılsa 7 sülale bitirse, benden bir kuruş eksik mal varlığı olan bir siyasetçi varsa birlikte, ben onu ben tamamlayacağım. Mümkün değil. Benden 10 kat fazla zengin değilse buranın mezarları, yani ne diyeyim, şey demeyeyim şimdi bak. Evet, şimdi canlı yöndese... Evet. Demeyelim. Bir soru soracağım size. Yani sadece yakın geçmişten, çok kolay bir soru. Bundan 3-5 gün önce, 3-5 gün önce Edirne Belediye Başkanı 47 yılla yargılanmak üzere iddianamesi mahkemeye verildi. Bu bana yapıştırılmaya çalışılan suçlar türünde suçlar. 47 yılla. Ondan bir hafta önce Adana'da 9 kişi gözaltı oldu böyle bir operasyonda ve 5 memur tutuklu. Bende bir tane memur var mı? Yok. Niye o iki belediye başkanı hala görevde de ben değilim? Ne fark var? İşte dediğim dinozorların ve kumpasın bir uzantısı.